Ben ustayım demekle usta olunmaz, sözde olunmaz. Hani şöyle bir ifade var. Kralsan tahtın, tacın olacak. Çobansan koyunların, sürülerin olacak. Eğer sen ustaysan talebelerin, çırakların olacak. Yani çıkacak, gelecek sana bir usta. Diyecek ki tanınmış bir usta sana sahiplenir. Ya asıl benim ustam sizsiniz, ben bu ustalığı sizden öğrendim derse siz ustasınız. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. 1954 yılında Tomarza'da doğdum. Babam Hüseyin Gülpınar. Babamın benim için çok önemi var. O önemi ben gözümü açtığımda onu resim yaparak gördüm. Yani 5 yaşında, 4,5-5 yaşında benim hatırımda kalan belleğindeki onu böyle evde yağlı boya özellikle karakalemde çalışırdı. Yağlı boya resimleri yaparken onu öykünen, taklit ederek ben bu işe başladım. Hani ilk çalışmamı işte babamın yanında, babam benden artık usanıyordu. Boyalarını, fırçalarını kaçırıyor. Ben nerede görsem açıyorum. İşte kurutuyoruz yıkamayı, zamanında fırçaları yıkamayı da yapmadığımızdan herhalde ki adamcağız kızıyor o zaman. Ben de anlayamıyorum tabii. Ben bana diyordu oğlum yapma. Ben alıyorum yağlı boya bu. Açıyorum tüpleri sıkıyorum, kullanıyorum o yokken. Sonra bırakınca kuruyan fırçaları görünce tabii haliyle bana diyordu ki oğlum bak bu yani kuruduktan sonra fırçayı ben kullanamıyorum. En son baktı ki ben o resim yaparken o da bana da işte küçük bir tuval vererek hadi sen de burada başla derken bir rehberlik bir önüme hani bir büyük olarak o farklı bir şey o duygu bende babayı taklit öykünme başladı. Yani ilk resme diyelim ki 4,5-5 yaşlarında başladım. Yani bu şekilde. İncili Çavuş. Yani Türk mizahında ünlü Nasrettin Hoca'dan, Keloğlan'dan sonra gelen. Kayseri'de İstiklal İlkokulu'nda benim öğrencilik yıllarım. Okulumuzda askeri öğretmen olarak profesyonel manada tiyatrocu Ümit Akkartal'ın okulumuzda öğretmen olması, aynı zamanda ressam olduğu için onunla bizi mesela müsameret, piyes yaparken sahnede resimler yapardı. Okulumuzun bayramlarda, törenlerde taşıdığı dövizleri, büyük tabloları, Türk büyükleri, Atatürk vesaire resimlerini yapardı. Biz de yanında öğrenci olarak o benim yani babamdan aldığım o temel resim sanatına, resim bilgilerine ekstradan Ümit Akkartal'dan ilkokulda gördüm. Daha sonra Kayseri'de, Kayseri Lisesi'nde okurken Nurşen Özdamar hocamız, resim hocamızdan ve Kayseri'nin o yıllarda, 70'li yıllarda ressam ve tabelacı ustası bak hemen ismini getiremedim. Allah Allah. Annemin ismini de unuttum ben böyle bir gün de hep güldüler. Adam dedi. Annesi ismini unutuyor lan dediler. Şimdi ondan sonra Faik Gürbüz. Onu söyleyeyim. Faik Gürbüz'den tabelacı, ressam onun atölyesine gittim. Ondan da çok şey öğrendim o 70'li yıllarda. Daha sonra işte Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümüne girdim ve resim bölümünde daha sonra işte öğretmen oldum, resim öğretmeni. Ben hem alaylı hem mektepliyim.
resim bitmez bir kural. Mesela bir başka kural, resme yakından bakılmaz. Mevlana'nın bir sözü var. Hamdım, yandım, piştim elhamdülillah diye. Ben oldum. Yani bugün bir bakıyorsun adam, ben işte şuyum, ben buyum. Yani öğrenmenin yaşı yok. Ben bugün 67 yaşındayım. Öğrenciyim. Devam ediyorum öğrenmeye. Her gün bir şey öğreniyoruz. Bu işte ben ustayım. Benim tamam, bitti. Sınır yok. Mesela resim sanatında bir şey var. Resim bitmez. Resim bitmez. Bunun sebebi şu. Yani buradan şunu anlamalıyız. Sen insan olarak her gün bir şey öğreniyorsun. Yani dündü, bugün yeni bir insansın. Yeni bir şey öğreniyorsun. Sınırı yok bitme öğrenmenin. Yeni bir şey öğrendiği için, şimdi bir ressam bir resim yapıyor, tablo atölyesinde duruyor. Oradan sonra imzasını da atmış olabilir. Hani bu bitti manasında imza da atmış olabilir. Tablo duruyor. Ama daha sonra bir bakıyor ressam o tablosuna, ben burada ne yapmışım diyor ya. Eksik görüyor, noksan görüyor. O noksanlığı tekrardan alıyor tabloyu, gidermek için çalışmaya başlıyor. Yani insan sürekli tekamül ediyor, gelişiyor. Zaman zaman evde çocuktuk, babam bizi abimle beraber yarıştırmak gibi, hadi bakayım hanginiz daha iyi resim yapacak, daha güzel olacak konu verip böyle resim yaptırırdı. Bir gün hadi birer at çizin dedi, iyi hatırlıyorum. Abim de ben de çizdik at resmini. Önce abim gösterdi babama, nasıl olmuş dedi. Babam dedi güzel dedi ona. Ben gösterdim, oğlum kusura bakma seninki eşeğe benzemiş dedi. Ben böyle nasıl oldum, o gün çocuğum ama daha çok böyle bana bu hırs geldi. Yani eşeğe benzemiş. Ata ben at çizmeye o zaman da böyle daha çok atlara bakmaya beni daha çok resmin içine düşürdü diyebilirim. İlk ustam babam. Yani birçok şeyi ona borçluyum. Halen diyorum ya onun imzasını devam ettiriyorum ben. Bir zaman okulda işte Ankara'da okurken beni ziyarete geldi. Oradaki yaptığım o yıllardaki çalışmaları gördü. Dedi ki oğlum sen artık aşmışsın yani. Benim şeyimden yani daha önceki yaptıklarımı yeri gelince eleştiriyordu. Artık ben sana eleştiri yapmayacağım. Çok güzel, aferin dedi. Yani aşmışsın. Sana bu toplum ressam desin dedi. Şöyle bir düşündüm. Sonra kendi kendime onu sildim ve bugün ben imzalarım da ve babamın imzasını ben şey yapıyorum, Hüseyin de onun adı. Benim şu imza, babamın imzası. Yıl olarak herhalde 2000'li yıllardı. Kayseri Erciyes Üniversitesi resim bölümünde, ismi Suat, soyadını unuttum, öğretim görevlisi resim bölümünde. Bir gün geldi atölyeye, çıktı geldi, tanıştık. Yaptığım çalışmalardan merak etmiş. Kim yapıyor, kim adres sormuş, gelmiş. Dedi ki hocam ben İstanbul Cihangir çocuğuyum. Doğma büyüme İstanbul Cihangir çocuğuyum. Onun ifadesiyle söylüyorum. Ben dedi altın varak konusunda çok uzmanım. Altın varak hani teknik olarak bu çalışma. Üniversitede de öğretim görevlisiyim. Ama sizin yaptığınız bu çalışmalar dedi benim çok dikkatimi çekti. Billboardlarda yapmış olduğum çalışmalar vardı. Şehir içerisinde asıldı. Pistole, airbrush dediğimiz o teknikler o kadar dedi dikkatimi çekti ki merak ettim nasıl yapılıyor bana öğretirseniz ben de size altın varak nasıl yapılıyor öğretirim dedi. Bak bu bir genç değil yani öğretim görevlisiydi, olgun bir insan. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum, Kayseri'ni Erciyes'in eteklerinde doğmuş, büyümüş birisi olarak yıllarca bu şehirde benim çevremden bana şunu hep telkin ederlerdi. Hocam bir keçi sakalı bırak, bir pipo al, bir bere tak, kep giy. İşte niye derdim? İşte ressamlar böyle, hani batı profili, tipi.
Ben de şunu söylüyorum, ben bu coğrafyada doğmuş, büyümüş, bu Kayseri ve çevresinde doğup büyüyen birisi olarak söylüyorum. Yani biz kendimiz ressamımız, kendi sanatçımız neyse, ne giyiyorsa, ne nasıl yaşıyorsa biz öyle yaşamalıyız. Kimseyi taklit hani etmemeliyiz. Giyimle, kıyafetle bu sanat olmaz. Kayseri'mizin şehirde işte ticaret odasında Murat Yerlikan diye bir abimiz var. Bir gün sohbet ederken dedi ki Hasan'cığım dedi ya bizim Kayseri'mizin bir şeyi var dışarıda. İşte tüccar iş adamı çıkarır Kayseri'den. Ticaret erbabı olur. Başka şey olmaz gibi bir şey var dedi. Bu yeteneksizsiniz diye o günlerde çok popüler bir program var. Bizim de ressamımız var. En azından Kayseri sanat şeyinde de tanıtalım gibisine bana böyle bir fikir şey yaptı. Onun o şeyi de ben yeteneksizsinize çıktım. Yani orada da Kayseri'mizi yani gerçekten sadece ticaret erbabı olur, işte iş adamı tüccar olur şeyinin tam tersine Kayseri'den sanatçı da çıkar anlamındaydı o çıkışımız. Siz sanatçı olabilirsiniz, ressam olabilirsiniz, hatta dünyanın en iyisi de olabilirsiniz. Ama asıl olan bu değil, insan olmak. Bizim temel şeyimiz bu. Yani bir usta, ben onu diyorum, bir vizyonu olmalı, bir misyonu olmalı. İşte gençlere yönelik de baktığı zaman genç ondan bir şeyler alabilmeli. Hasan, yani usta sanatçı Hasan Gürpınar diyen insanlar, onlar bana bunu her zaman söyleseler de ben kendi adıma şunu biliyorum, ben öğreniyorum, öğrenciyim, devam ediyor bu. Ama bir ustadan beklentimiz şu olmalı, usta ben sanatçıyım deyip de tipini bozan, işte sıra dışı giyinen, yani bizim bu toplumun kültürüne yakışmayan biçimde hareket eden, işte ben yok iyi sanat yapıyorum olabilir, iyi bir ressam olabilirsin, çok iyi bir tiyatrocu olabilirsin, her neyse sanatçılar için söylüyorum. Usta derecede bu işi bilen de olabilirsin ama sadece bu yetmiyor. Bizim yani insanımızın doğasına uygun, kültürüne uygun mecrada hareket etmeli. Ağır adam dediğimiz o çerçeveyi tamamlamak, yani adam gibi adam dediğimiz o zaman o özgürlükle beraber sanatçı oluyor. İşte Zeki Müren'in dediği gibi sanatçı olmaz, sanatçı doğulur. Atatürk'ün dediği gibi sanatçının sanatçı el öpmez, el öpülür dediği gibi. Yani bunları harmanlayacak olursak bizim çizmek istediğimiz, anlatmak istediğimiz yani olması yetmiyor. Ben daha çok insanların empati yapmalarını, düşünmelerini gençlere söyleyecek olursak çok düşünün, çok empati yapın diyorum. Usta belgeselini sundu.